باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا. يقول باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما أم لا؟ عند باب جمله مزافورسه nasıl okuyacağız? الرجل يفتتح الصلاة. Bunun cümlesinin mudaf cümlesi babın mudaf ileyhi olur. الرجل bir adam يفتتح الصلاة namaza iftitah eder. Başlar. Kaiden oturduğu halde. هل يجوز له ona caiz olur mu? En yerke rükû eder kaimen ayakta. Hem de caiz olmaz mı? Oturduğu yerde namaza başladı. Fakat rüküye gideceği vakıfta ayağı kalkıyor. Ayakta rükû ediyor. Bu caiz olur mu? Olmaz mı? حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الحسيب بن ناصح قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن الشقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رضي الله عنها رواية ediliyor ki قالت buyurdular كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz يكبر للصلاة قائما. Peygamber Efendimiz namaza tekbir alırdı ayakta ve kaiden oturduğu yerde. Ayakta da kılardı, oturduğu yerde de kılardı. فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا Ayakta kıldığı vakitte رَكَعَ قَائِمًا Rükû'yu da ayakta yapardı. وَاِذَا صَلَّى قَائِدًا Oturduğu yerde kıldığı vakitte رَكَعَ قَائِدًا Oturduğu yerde rükû ederdi. Bu hadiste demek ki namaza başlamışta tekbir aldın. Kıyamda tekbir alırsan rükû'yu da kıyamda yaparsın. Oturduğun yerde tekbir alırsan ise rükû'yu da oturduğun yerde yaparsın. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها ينهزت عائشة رضي الله عنها بن جواته الذي أنه سألها هزت عائشة يسول دوزا عن ذلك بمسألة حدثته هزت عائشة روايته لدونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فالمزدل مثله شو يقردك رواية مثلني rivayet eyledi. Seva'el aynı. Böyle ki Peygamber Efendimiz ayakta da namaz kılardı, oturduğu yerde de namaz kılardı. Ayakta başladı mı rükû de ayakta yapardı. Evet, oturduğu yerde başlarsa oturduğu yerde de rükû yapardı. Bu ikinci bir rivayet oldu. Haddesene bin Ebi Davud kâle haddesene Abdullah bin Ebi Bekril Ritki kâle haddesene Ebu Hilal en Muhammed bin Sirin en Abdullah bin Şakik en Aişete radıyallahu anha an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti. Bu üçüncü senette de yine Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan aynı hadisi rivayet edildi. Haddesena Ruh ibn Ferj, قال حدثنا يحيى بن بكير, قال حدثنا حماد بن زيد, قال حدثني بديل بن ميسرة, عن ابن الشقيق, عن عائشة radıyallahu anha, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti. Bu dördüncü senette yine aynı hadisi rivayet edilmiş. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن تهمان عن بديل فذكر مثله بإسناده كند إسناده إلى أين هذه الشريف رواية إليه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بنزلت عائشة فرد فذكر مثله يقرد قدوم حديث مثلني ذكر إليه. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة وحميد عن عبد الله بن الشقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. يعني بور سنة ده أين حديثي ذكر ديو. حدثنا فاتح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن يونس بن عبيد عن عبد بن ماكن عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Bu rivayetlerin hepsi aynı hadisi rivayet ediyorlar. Senet çok oldu. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 senedi var bu hadisin. قال أبو جعفر İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir cemaat sahip oldu ila kerahati rükû, rükûn kerahatına kaimen ayakta rükû etmenin kerahatına kâil oldu. Limen bir kimse için ki iftetahassalâte kâiden. Oturduğu yerde namaza başladı. Oturduğu yerde namaza başlayan bir adam oturduğu yerde rükûnü yapmalı. Yok.
oturduğu yerde namazı kılar da rükû edeceği vakitte kalkar, ayakta rükû ederse mekruhtur dediler. Ve delilleri de işte bu hadis-i şerif. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bunda da ihtiyac ettiler. بِهَذَا الْحَدِسِ Bu hadis-i şerifle. Hadis-i şerifin de 8 senedi var. Yani kuvvetli. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Fakat ulemadan bazıları bunlara evvelki cemaate muhalefet ettiler. فَلَمْ يَرَوْ بِهِ بَأْسًا Bunda beis görmediler. Bir adam oturduğu yerde namazını kılar, rükû edeceği vakitte kalkar, ayakta rükû eder. Bunda beis yoktur dediler. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ Bunları için hüccetten oldu. Fizalik bu mesele hakkında مَا حَدَّسَنَا يُونُسٌ Yunus'un rivayet eylemiş olduğu hadis bunlara hüccet oldu, delil oldu. قَالَ Yunus dedi ki اَخْبَرَنَا بُنْ وَهْبِ اَنَّ مَالِكًا Bize İbn-i Vehb haber verdi ki İmam-ı Malik حَدَّسَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَى عَنْ اَب۪يهِ عَنْ عَيْشَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا İmam-ı Malik Şam ibn-i Urve'den, o da Urve'den, o da Hazreti Aişe'den rivayet eylemiş ki اَنَّهَا Hazreti Aişe radıyallahu anh'a اَخْبَرَتُ Evet, Urve'ye, Hazreti Urve'ye haber vermiş ki اَنَّهَا Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın kendisi لَمْ تَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i görmedi. يُصَلِّي صَلَاتَ اللَّيْلِ Gece namazını kılar, görmedi. قَاِدًا Oturduğu halde, kattu asla. Hiç oturduğu yerde gece namazını kıldığını görmedi. Hatta esenne. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlandı. فَكَانَ يَقْرَوُ قَاِدًا Vaktaki yaşlandı. İhtiyarlık yavaş yavaş gelmeye başladı. Peygamber Efendimiz oturduğu yerde okurdu. Hatta اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَ Rükû etmek murad ettiği vakitte قَامَ فَكَرَى Kıyam eder okurdu. نَحْوَنْ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً اَوَرْبَعِينَ Ne ayet? 30 yahut 40 ayet kadar okurdu, sümme rekâ sonra rükû ederdi. Demek ki namazın evvelini oturduğu yerde, artık ne kadar okursa uzun okurdu. Ondan sonra rükûa gideceği vakitte kalkar, gene 30 yahut 40 ayet kadar okur, ondan sonra rükû ederdi. Halbuki namaza oturduğu yerde başladı. Şimdi bu hadis delalet eder ki beis yok. Bir adam oturduğu yerde okur da rükû edeceği vakitte kıyam eder, sonra rükû eder. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله ينهزت عائشه الايني وحديث روايه جلده حدثنا يزيد بن سنان قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني يزيد بن سنان سندي ده ايني بحديث شريف rivayet ediyor. Haddesena Yunus قال حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد İmam Malik Abdullah bin Yezid'den rivayet ediyor. O da kim Abdullah bin Yezid? Mevlel Esved bin Süfyan. Esved bin Süfyan'ın kölesi. Ve Ebin Nadır. Bir de Ebin Nadır'dan rivayet ediyor. O da kim? Mevla Ömer bin Ubeydillah. Ömer bin Ubeydillah'ın kölesi. Bu da kimden? Yani Ebi Selemet ebni Abdurrahman. Ebi Selemet'den, o da kimden? Yani Ayşe'de radıyallahu anh'a, yine Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehum. Aynen Peygamber Efendimiz'in böyle yaptığını rivayet eylediler. Fefi hadel hadis, bu hadiste olucudur. Gayru ma fi hadis Abdullah ibn Şakik. Yukarıda geçen Abdullah ibn Şakik'in hadisinde olanın gayrısı olucudur. لأن في هذا بو حديث شريف يقول كأنه كان يركع قائما في أنبرة النز ويقدر كعدر ذي بعد ما افتتح الصلاة قائدا نماز oturduğu yerde başladıktan sonra ve bir miktar okuduktan sonra ayağı kalkar biraz daha okur ondan sonra rükû eder. وهذا بو حديث شريف أولى من الحديث الأول أول كحديثين ذا أولادر الذي وإلى ذلك حديث رواه ابن شقيق ابن شقيق رواه الذي لأن صبره على القعود قعود زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر مسيح حتى يركع قاعدا حتى oturdu o yerde rükûde yani okuya da oturdu o yerde de rükûde bunun böyle sabretmesi لا يدل ذلك bu delalet etmez ki على أنه شان ليس له رسول الله صلى الله عليه وسلم olmadı en yakum kalka feyerka kaime kıyamda rükû eder. Yani uzun boylu oturdu, okudu,
bu delalet etmez ki, yani sonunda kalkıp da şeyde ayakta rükû etmeyecek, ona delalet etmez. Ve kıyamuhu leyse len yekûme fe yerkâ kâimen ve kıyamuhu min gu'ûdihi hatta yerkâ kâimen. لأن صبره على القعود دي قعود زين صبرت مسح حتى يركع قائما لا يدل ذلك على أنه ليس له أن يقوم فيركع قائما وقيامه من قعوده حتى يركع قائما في أن بعد فن صلى الله عليه وسلم من قيامه قعود من سورة أولى أتردي أقودي ومن سورة قيام التي نيشن حتى يركع قائما أيقدر كويسن دي أيقاك مسي يدل دلالة در neye ala anne lehu en yerkah, şu şeye delalet eder ki kendisi için yapıp da kılan için caizdir en yerkah rükû ede kaimen ayakta ba'de lefteteha kaiden, oturduğu yerde namaza başladı, ondan sonra okudu, sonradan da kıyam etti, rükû etti, buna delalet eder. Felehâze bunun için cealna hâzel hadise, bu ikinci hadisi biz kıldık, evla, daha evla kıldık, mimma kablehu evvelki hadisler. Demek ki bu meselede iki rivayet var. Birincisi, oturduğu yerde, başladı mı oturduğu yerde rükû eder. İkincisi de, oturduğu yerde başladı mı, ister oturduğu yerde rükû etsin, isterse kalksın. Kalkmasında da feyiz yok, yani o da caiz. Fakat hangisi daha evla? Kalkması daha evla. Eğer kendinde kudret varsa, bir de var ki kalkamıyor, o başka. Kudreti olan, bir kase teravih namazlarında oluyor, hatimde teravih kılıyor adam, takat getiremiyor, ayakta duramıyor, bir sayfa okuyacak imam. Okuyor, okuyor, rükûa gideceği vakitte onu anlıyor, kalkıyor ama rükûa gidiyor, secdeyi yapıyor, ondan sonra kendi oturuyor. Bir sayfa okursa, bir de var ki üç günde bir hatim yapıyorlar bu deremazında. Üç günde bir hatim yapan çok okuyor o vakitte. Bir günde kaç yüz okuyacak, 10 yüz okuyacak. Her sayfada ne kadar okuyacak? Az cekette yarım cüz okuyacak. Ona nasıl sabredecek ihtiyar adam? Oturur yani. Fakat rükûa giderken isterse oturduğu yerde rükû eder, isterse kalkar ama kalkması daha evladır diyor. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَّهُمُ اللّٰهُ. İşte bunların üçünün kavli de budur.